Ay Şaleciğim, kötü bir şey mi var? Ne oldu? Yok yengeciğim, dayımın durumu iyi. Merak etme. Ay çok şükür, böyle hızlı hızlı adımlarla gelince böyle ne olduğunu şaşırdım. Korkmana gerek yok. Kocan iyi olacak, değil mi? Ay, inşallah. Hani odaya çıkaracaklardı. Çıkardınız mı? Ha, ben onu söylemek için geldim yenge. Dayımın birkaç değeri böyle ani bir yükseliş göstermiş. Doktoru biraz daha orada tutmak istiyor ama bak, tedbir amaçlı. Endişelenmene gerek yok, tamam mı? Zaten doktoru ziyarete de izin verdi. İyi o zaman, hadi gidelim, göreyim ben onu. Yenge, yalnız dayım ziyaret hakkını Arif Bey'den yana kullandı. Ne? Yani öyle istedi. Beni de sıkı sıkı tembihledi. Vardır bir bildiği herhalde. Gidelim o zaman. Peki. Neyse efendim. Sence babam yine gelir mi? Kesin gelecek. Ha, gelecek. Saf mısınız siz ya? Kim kandırdı sizi? Şirin. Burası. Sağdaki kapıdan içeri gireceksiniz ama hemşire hanım size yardımcı olacak zaten. Tamam, sağ olun. Buyurun beyefendi. Meral. Arif. Arif. Nasılsın abi, iyi misin? Yaklaş. Hayırdır abi? İyi misin? Haberlerim var. Ortalığı bulandırmaya kararlıymışsınız diye duydum. Hemşire! Kimin öldürmeye çalıştığını biliyorum. Az önce gördüm onu. Bahar'ın kocası yaşıyor değil mi o? O seni öldürmeye çalıştı. Hayır, hayır. Hayır, o değil. O değil, o değil. Hayır, Bahar onu gördü mü? Gördüler mi onlar birbirlerini? Bilmem. Bilmiyorum, görmediler herhalde. Emre abi, ne yapacağım, bir şaşırdım. Kafam durdu bir an. Polise gittim. Hayır. Sakın sen. Bari buradan götür. Ve gözünü sakın onun üzerinden ayırma, olur mu? Tek yapman gereken bu. Arif, güven bana. Tamam mı? Tamam. Şunu da vereyim, ister misin?
Arif, nasıl Emir abi? İyi. Hepinize selamı var. Merak etmesinler, turp gibiyim dedi. Oh, çok şükür. Ama yemin ettirdi. Bahar alıp buradan götüreceksin dedi. Çocukları da. Aa, o niye canım? Çünkü burada yapacak bir şey yok. Gidip evde dinlensinler dedi. Yoksa hakkını helal etmezmiş. Allah Allah, o nasıl söz öyle? Sadece bunu mu söyledi? Evet, sadece bunu söyledi. Bunu bana da söyleyebilirdi. Niye ısrarla seni istedi, ben anlamadım. Belki annem senin sözünü dinlemez ama Arif abinin sözünü dinler diye yapmıştır. Olur mu öyle şey kızım? Ben niye anneannenin sözünü dinlemeyeyim de Arif abinin sözünü dinleyeyim? Çünkü sen Arif abiye anneannemden daha çok seviyorsun. Bazen öyle anneannemle kavga ediyorsunuz ya. O yüzden öyle dedim. Tamam, peki. Madem öyle dedi, biz de gidelim o zaman. Zaten bir sürü iş var. Yeliz de Ceyda'nın başına bıraktım. Kalksın. Tabii, tabii. Gidin siz. Tabii, tabii. Gidin. Burada pek işiniz yok sizin. Nasıl olsa karısı da kızı da burada. Annem de Emre'nin kızı. Değil mi anne? Evet Nisan'cığım, öyle. Hem birini sevmek için kan bağı şart değil. Ama tabii bunu bilmek için de önce sevmeyi bilmek gerekir. Ben sevmeyi bilmiyorum, öyle mi? Şirin, hiç sırası değil şimdi. Lütfen. Bence de sırası değil. Yani annem haklı. Aslında böyle zamanlarda ailenin kenetlenmesi gerekiyor. Haklısın. Hadi yürüyün. Gel. Ben sevmeyi biliyorum. Örneğin Sarp'ı çok sevdi. Hatta biliyor musun? Hala çok seviyorum onu. Şirin. Hadi kızım, çık. Gel oğlum. Hadi. Teyzem kimi seviyor? Hadi Doruk'cum, hadi. Ama kimi seviyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.